kilo değil mi? Evet, burada da toptancı vatandaşlarımızın dağlardan getirdiği mantarları başka yerlere satın alıp İstanbul'a götürüyor. Orada. Röportaj yaparsan yaparız abi. Evet, hayırlı işler beyefendi. Allah razı olsun. Şimdi siz vatandaşımızın topladığı mantarları değerinde alıyorsunuz. Değerinde, kendimize göre değerinde alıyoruz. Nereye götürüyorsunuz? Nerede satıyorsunuz? Dış pazara, Karabük tarafına, Zonguldak tarafına götürüyoruz. Burada kendileri 20 liraya satıyorlar, temizliyorlar güzelce. Kilo kilo, müşteri seçiyor, yapıyor. Biz de hiç seçmeden, kırmadan 15, 17, 16 o civarda alıyoruz. Parasını veriyoruz, köylünün geri yolluyoruz. Yani vatandaşımız sırada işi olan vardır, gücü olan vardır, bekleyemez. Aynen. Biz bunları toptan alıyoruz diyorsunuz. Yani vermek isteyen alıyoruz. Vermek evet. istemeyen kendisi satıyor. Evet, mantarları da şöyle bakalım. 20 liraya satıyorlar kendileri. 9 kilo sahibi. Yok, 10,5 kilo. Biz de 16 liraya, 17 liraya alıyoruz. 20 liraya mal oluyor, 25 liraya satıyoruz. Çöpü çıkıyor, çürpü çıkıyor. Köylü hiç üzmüyoruz. Veriyoruz. Kendiler de burada zaten. Evet, şöyle bir bakalım mantarlara da. Evet. Beyefendi, şöyle mantarlara bir bakabilir miyiz? Şöyle. Evet, kasalarda doldurulmuş bu mantarlarda vatandaşlarımız ilçe dışına, İstanbul'a götürüp bunları değerlendirecek. Pardon. Evet, hayırlı işler diliyoruz size. Teşekkür ederiz abi. Size de iyi yayınlar. Boyabat köy pazarındayız. Kanlıca mantar da bol miktarda çıktı. Vatandaşlarımız toplayıp dağlardan buraya getiriyorlar. Evet beyefendi, sizin Boyabat'ta olmanız, yani bu köy pazarında olmanızın sebebi nedir? Şimdi bugün bizim buradaki köy pazarında olmamızın sebebi, yörede yetişen ürünlerin Türkiye içi, Türkiye dışı alım satımını, ticaretini yapıyoruz. Peki. Bu halkada, buralarda yaşayan halkada ekonomisine kazanç sağlıyoruz. Değerini de alıyor musunuz mantarları? Değerinin üstünde de alıyoruz. Gün hükmüne göre değerinin üstünde de alıyoruz. Alıyorsunuz. Evet. Daha çok nerelere? Yurt içine mi? Yurt içi, yurt dışı her tarafa gidiyor. Bunlar sadece bugün bu kanlıcadır, değişik ürünler. Sadece Boyabat'tan, Sinop'tan değil ki Türkiye genelinde bunların alım satımını yapıyoruz. Peki Türkiye'deki bu mantar sektörünün önemi hakkında, yani aile ekonomisine, yurt ekonomisine... Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim beyefendi. Türkiye genelinde Cenab-ı Allah her bölgeye bir rızık kalkıtmış. Bu rızkın da bu bölgelerde de mantarlar yetişir. Orman bölgesinde, Ege bölgesinde denizi olduğu gibi buralarında bu ürünleriyle bu halkın ekonomisine katkı sağlıyor. Şimdi bu ürünlerin doğal ürünler, her bölgede yetişmez bu ürünler, malum siz de biliyorsunuz. Evet. Bölge bölge mantarın yetiştiği bölgeler vardır. Bunlar da Türkiye içinde, Türkiye dışında doğal olarak yetişen mantarın halkın yemesine biz de buradan aracılığını yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı alıp satıyoruz. Bir de şuna değinseniz. Şimdi mantar toplayan vatandaşlarımız ormanda hani semaveri yakma, ateş yakma gibi tabii, dikkatli tabii, olması konusunda vatandaşlarımız uyarsa. Bunların zaten şimdi şöyle bir şey var. Normalde zaten biliyorsunuz, malumunuz ormanlara girme yasağı var. Bu girme yasağı olmasına rağmen gene de yani yetkililer bunlara göz yummasa zaten göz açtırmaz. Halkın durumunu bildiği için göz yumuyorlar. Normal şartlarda bu ürünün ormanlara girme yasağı var şu anda, size de malum. Ama bu millet çünkü rızkını bundan kazanıyor. Şimdi beyefendi şunu demek istiyorum. Sadece vatandaşlarımızı, yani mantara giden vatandaşlarımız uyarmak anlamında. Şimdi ya daha zaten dikkatli olmaları, semaveri yakmadı, bunu, ateş yakmadı. Beyefendi devletimiz zaten uyarıyor. Cuma namazında, hutbelerde hocalarımız uyarıyor. Diyorlar ki pikniğinizi düzgün yapın. Ormanlarda ateş atmayın. Her şeyi düzgün yaparlarsa ormanlar bizim değil. Bunların hepsinin. Hepimizin. Evet. Bunları güzel bir şekilde yediği ekmeği bilip de yediği ekmeği kazancına kazandığı yeri pislerse bu insanlar bu olmaz. Evet. Sağlıksız bir şey. Beyefendi bir de kendinizi tanıtsanız vatandaşımız merak eder. Merak edecek bir şey yok. Bizim şimdi kendimizi, biz de burada sıradan bir vatandaşız. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Biz teşekkür ederiz. Hayır. Hoş geldiniz. Boyabat'ın meşhur kanlıca mantarı. Evet. Hayırlı işler. Bu mantarlar kaç lira? Kanlıca mantarı. 25'ten gidiyor. Orası 10 liradan gidiyor. Bu 10 lira. Bu da 5 liradan gidiyor. Peki bu mantara sabah kaçta çıkıyorsunuz mantar toplamaya? Sabah ezanında Allah'a gidiyor çıkıyoruz. Saat kaçta ormanda oluyorsunuz?
Saat 7'de oluyor da oluyor. Peki bugün ne kadar mantar sattınız? Bugün 15 kilo sattık. 15 kilo sattınız. Para kazandınız mı? Yani emekleriniz... Allah'a şükür. Hamdolsun. Şükürler olsun. Yerine getirdik diyorsunuz. Evet, evet. Hayırlı işler diliyoruz. Evet, hanımefendi. Mantar kaç, mantar kaç lira? 25. 25 lira. Kaç kilo mantar sattınız bugün? 10 kilo sattım. 10 kilo sattım. Memnun musunuz bu işten? Allah'a bugün şükür. Para kazandık diyorsunuz. Evet, kendiniz mi topladınız yoksa? Kendimiz topladım. Nerelere gidiyorsunuz? Kaç kilometrelik yola gidiyorsunuz toplamak için? 50 kilometre gidiyoruz. Sinop tarafına gidiyoruz. Bugün bugünkü satıştan memnunuz diyorsunuz. Allah'a şükür memnunuz. Satışı hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, bu Salar köyünün karpuzları Şefik Atağan Atakoğlu'nun doğal lezzetli karpuzları kavunları var. Hayırlı işler, nerenin domatesi? Domates nerenin? Tekke köyünün. Tekke köyünün kaç liradan veriyorsunuz? 5 lira. 5 liradan veriyorsunuz. Evet. İyi mi? Satabiliyor musunuz? Satıyorum. Hayırlı işler diliyoruz. Hadi güle güle efendim. Güle güle. Evet, Boyabat köy yeri. Evet, evet. Hemen bize kendinizi bir tanıtıver. Çatmına köy Köprübaşı Mahallesi'nden Kadir Kökçü. Kadir Kökçü, siz tam bir üreticisiniz. Aynen, tam yani üretici. Yaz, kış sebzemiz bitmez. Ben başka birinden alıp satmıyorum. Yok, kendim üretip satıyorum. Yok, kesinlikle. Kesinlikle. Yazın yaz sebzesi, kışın kış sebzesi. Buyurun. Evet. Göründüğü gibi. Kavunlar nasıl? Kavunlarımız çok tatlı. Kavunun size... fiyatı kaç lira? Kavunun fiyatı bende 3 lira. Herkes de 3,5 lira satıyor. Peki patlıcan kaç lira? Patlıcan 5 lira. Patlıcan 5 lira. Domates 5 lira. Domates de 5 lira diyorsunuz. Söylesene. Gübreyi söylesene gübreyi. Ben gübreyi söylemem. Ben yetiştim. Gübreyi söylemem ben. Ya üretici nereden bu? Evet. Gübreyi 250 lira. 110 liraya aldığımız gübreyi 250 lira. Nerede buluyor? Ne yapacağız? Şimdi? Ne olsun? Ekemeyeceğiz bundan sonra. Ne ekemeyeceğiz? Sebze meyve sebze, meyve her şeyi ekemeyeceğiz. Çetiği de ekemeyeceğiz. Buğdayı da ekemeyeceğiz. Ben gübreyi düşünmüyorum. Çiftçi battı. Hocam, benim, beni sorarsan benim. Çiftçi batmış gidiyor. Size bak. Efendim buyurun. Önümde üretici konuşmayacağım. Çiftçi batmış gidiyor. 250 bin lira bir çuval gübreyi alıdı da. Nasıl bir çiftçi geçini de. Bundan satsa ne yapar, şey yapsa ne yapar. 250 bin lira olmuş bir çuval gübre. Evet, artık siz görüşlerinizi söylediniz. Hayırlı işler diliyoruz. Oldu, hadi sağ ol. Hadi güle güle hocam. Abi sattım ben. Hayırlı işler. Ne için efendim ben buranın? Evet, hayırlı işler. Mantarları satabildiniz mi? Satıyorsunuz. Bu evet. Bu mantarın adı ne? Halısa çay. Kaç lira kilosu? 5 lira. 5 lira. Kandıca mantarı? 25. 25 lira. Evet. Kaç gündür mantar satıyorsunuz? Biz yeni başladık. Yeni başladınız. Evet. Satışlarınızdan memnun musunuz? İyiyiz, Allah'a şükür. Dağda mantar bol mu? Buluyoruz. Buluyorsunuz. Gezersen bulursun. Evet, siz tüketici olarak bir şey söyler misiniz? Nasıl mantar? Biraz pahalı, pahalı. Pahalı mı diyorsunuz? Pahalı. Ama diyorlar ki biz 50 kilometre 100 yola gidiyoruz. Böyle gidiş masrafımız oluyor diyorlar. Onlar da haklı. Onlar da haklı diyorsunuz. Onlar da haklı. Evet, hayırlı işler diliyoruz. Yakıtın yüklesi. Evet, siz ne diyeceksiniz? Siz hep böyle gülersiniz değil mi? Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin. Topladığınız mantarları satabildiniz mi? Satıyoruz. Satıyorsunuz. Memnun musunuz yani satışlarınızdan? Evet. Dağda mantar bol mu? Var. Var. Hayırlı işler. Evet. Hemen şöyle bakalım. Altıbey çilekleri Boyabat'ın yerli üretimi. Evet. Evet. Şöyle çileklere de bakalım. Bunlar birer kiloluk mu çilek? Birer kiloluk 15 lira. Evet. Şu paketlerimiz var, 10 lira onlar. Evet, 15 lira bu paketler. Bu paketler 10 lira. Evet. Şöyle çileğe bakalım. Şimdi Boyabat'ın hangi? Dayılı köyünde mi? Dayılı köyünde üretiliyor. Tarlada üretiliyor abicim.
Tamamen doğal. Tamamen doğal. Yani çileği kokladığımız zaman bir çilek kokusu oluyor mu? Evet, aroması çok güzel. Her şey doğal. Yani olduğu topraklı gibi. Değil mi? Yani, toprakta oluşan bir şey. Raflarda değil. Yok, ranzada değil. Doğal aracı. Doğal yani istediğiniz gibi. Şöyle diyelim, Boyabat'ta çilek üretimi emeğinizin karşılığını veriyor mu? Yani Boyabat'ın toprağı nasıl? Çilek üretimine uygun mu? Vallahi toprağı da güzel, insanları da güzel, her şeye güzel Boyabat'ın. Bu çilek üretimini ne zamandan beri yapıyorsunuz? Bu sene başlandı ama şükür yani güzel. Memnun musunuz? Memnunuz abi. Yani bunu iyi ki başlamışız bu çilek üretimine diyor musunuz? İyi ki başlamışız, evet. Ama benim oğlum yani bu işi yapıyordu daha önce. Bugünlük ben misafir olarak buradayım. Gelinim, oğlum, Can Özboy, Beyda evet, Özboy. Bu Altıbey. Altıbey çilekleri. Şimdi Altıbey nereden geliyor şimdi? Bunlar ortak böyle el ele vererek işte. Altı kişi. Aynen öyle. Anlaşarak. Anlaşabiliyorlar mı? Çok güzel. Para kazanınca anlaşılır. Hamdolsun. Hep kazanın. Şükür hayırlı olsun. İşler diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen abi. Evet. Mantarlar. Bravo. Devam ediyoruz. Evet. Hayırlı işler, nasılsınız? Mantar satışlarınız nasıl? Çok topladığınız mantarların tamamını satabiliyor musunuz? Evet. Satabiliyorsunuz. Şu anda hepsini sattım. Fiyatlar uygun mu sizce? Yok 25. Nasıl? Daha mı fazla olması lazım diyorsunuz? Evet, çok yoruluyoruz köyde. Ama alıcıyı da düşünmek lazım. Para, çok. Yani alıcı da diyor ki pahalı diyor. Yani insanların bir de alıcının da hani maddi durumunu düşünmek lazım. İşte biz de çok yoruluyoruz. Siz de çok yoruluyorsunuz. Burada toplantılar oluyor. Toplantıları... Şu anda toplantıya verdiniz. Ona verdiniz. 17'den ona verdik. 17'den verdiniz. Bakarsınız satamazsak elimizde kalmasın diyorsunuz. İşte kalmaz satarız. Satarsınız. Hayırlı işler. Boyabat. Evet. Bu mantarlar sizin mi? Evet. Kasa kasa siz çok mu topladınız? Çok kalabalık mı gittiniz? Yok. Nasıl? İki kişi. İki kişi topladınız. Maşallah. Bu mantarın başkanı topladı. Evet. Memnun musunuz bu mantardan yani iyi para kazanıyor musunuz? Kaç ay ki bu mevsimi bekliyoruz. Evet. Yani bu evet. Bu mevsimde zamanı bekleyince satacağız parasını kışında yiyeceğiz diyorsunuz. Hayırlı işler. Bunları bildin mi? Biliyorum ben. Evet, Boyabat köy pazarını geziyoruz. Sefa direncin kasaların değil mi? Buyurun abla. Armut. Evet, armut. Şu fiyatları, bu kızılcık kilosu kaç lira? 15. Kızılcık kilosu, evet. Kuşburnu. 10 lira. Kuşburnu 10 lira diyorsunuz. Evet. Satabiliyor musunuz? Nasıl? Gidiyor biraz. Gidiyor diyorsunuz. Gidiyor. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler, nasıl işleriniz? Öyle mi? Öyle mi? İki tane. Beyler hayırlı işler. Teşekkürler abi. Nasılsınız? Mantar satışları nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükürler olsun. Boyabat'a mantar getiriyor, satıyor. Boyabat'a mantara doyuracağız diyorsunuz. Evet, evet. Fiyatlar nasıl? Siz 25 gibi 20-25'ten... İki çeşit gidiyor kalınca. Duruma göre diyorsunuz. Peki çoğu bilmiyor. Biz uzun yollara gidiyorsunuz. Sabah kaçta kalkıyorsunuz mantara? 4.30'da sabah namazını kılıyoruz. Dağda saat kaçta dağdasınız? 6-6.30'da. Araçlarınızda kaç kilometre yol gidiyorsunuz? 65, 70, 80. Evet, bir de görüşü var bunun. Evet. Yani bunun bir de masrafı var diyorsunuz. Tabii, yani tabii. Araç masrafı, yemek masrafı diyorsunuz. Hayırlı işler diliyoruz. Beyefendi hayırlı işler. Bu sizin ürettiğiniz ürünler mi? Evet, kendinizin. Nerede evet. Üretiyorsunuz bunları? Çarşak köyünde. Evet. Nasıl satışlarınız? Yani fiyatlar üreticinin emeğini karşılıyor mu? Karşılıyor abi. Karşılıyor diyorsunuz. Karpuzlar var. Karpuzlar var. Evet, karpuzun kilosu kaç lira? 2,5 lira. Kavunun? Kavunun 3 lira. Evet. Yerli domates? Yerli domates abi 5 lira. 5 lira. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sağ olun kardeşim. Hayırlı işler.
Teşekkür ederim. Evet, bu yerli ürünler. Evet. Kendinizin hangi köyün? Hangi köyün Edilköy, bu? Edilköy. Edilköy'ünün kavun var burada. Kavun var, kavun. Kavunun, kavunlar var. Çok güzel görünüyor. Kokusu da hoş. Kaç lira kilosu? 3 lira. 3 lira diyorsunuz. Evet. Evet, bu armut, armut da yerli. Yerli. Elma da yerli. Domates, domates de var. Evet. Peki, hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ettim, sağ olun. Kalmadı. Şimdi geri dönersiniz, kalmadı. Evet. Beyler, hayırlı işler. Benimkini sil. Biz tam da yapaktayız. Sen şimdi bir şeylik denir mi? Çek, çek. Güzel olur. Evet beyler, hayırlı işler. Sağ ol. Bu kavunlar nerenin? Kavun da Salar Köyü'nün. Salar Köyü'nün. Salar Köyü'nün kavunu. Şeker gibi tatlı mıdır? Baklavadan daha güzel tatlı. Hele hele karpuzları. Evet. Hele hele karpuzları kurabiye gibidir yani. Tattan yenmez yani. Şimdi yani yerli ürün karpuzlar. Yerli, yerli. Karpuz da yerli. İnsanlar yerli ürün çıkana kadar ya şöyle damak tadında bir karpuz yiyemedik diyor. Evet. Yerli ürün çıkınca ne diyorsunuz? İşte damak tadında kavun, karpuz diyorsunuz. Kavun, karpuz, Salar Köyü'nün. Evet, beş Salar Köyü'nün. Fiyatı kaç lira kavunun? Kavunun fiyatı 3,5, karpuzun 2,5. Karpuzun da 2,5. Hayırlı işler. Bak, yayla patatesi var orada. Yayla, bu patates. Ha. Kaç lira yayla patatesi? Yayla. Kaç lira kilosu? Kilosu 3 lira. 3 lira, peki. Herkes al. Hayırlı işler. Bu ürünler de sizin? Bu ürünler de bizim. Nerenin? Bu da Salar Köyü'nün. Salar Köyü'nün? Meşhur Salar Köyü'nün. Salar Köyü'nün topraklarından mı? Salar Köyü'nde bu yerli ürünler çok ekiliyor, satılıyor. Topraklardan hocam. Toprağı. Yani her köyün karpuzu çok farklı. Peki bunlara ne tür gübre kullanıyorsunuz? Hayvan gübresi. Hayvan gübresi. Hayvan gübresi olması tabii lezzetini artırıyor diyorsunuz. Yani kolay olsun. Sağ ol. Yani %100 doğal. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkürler hocam. Evet, domates de yeni domates. Bahçe domatesi, çalı fasulyesi. Çalı fasulyesi. Armuni olan. Evet, bu fasulye kaç lira? Hocam bu fasulye 7 lira. 7 lira. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi geldik yerli üretici Seraz. Nasıl diyeyim ben? 5 dönüm yerde, 5 dönüm kapalı yerde, 5 dönüm açık yerde, 10 dönümlük yerde yaz, kış üretim yapan topaçlar diyelim. Sebzelerinin tezgahındayız. Nasıl, satışlarınız nasıl? Satışlarımız gayet güzel gidiyor. Şöyle fiyatlara bakalım. Çilek kaç lira? 10 lira. 10 lira bu çilek, 10 lira. Patlıcan? 5 lira. Patlıcan 5 lira. Evet, şu domatesler? 6 lira. 6 lira diyorsunuz. Ürettiğiniz ürünleri satabiliyor musunuz? İdare edeyim. Satabiliyorsunuz. Memnun musunuz? Memnunuz abi. Şimdi tabii ki yani bazı üreticilerimiz girdi fiyatlarından yüksek olduğundan doğal olarak söylüyor da ama yine de bereket versin diyorsunuz. Evet, bereket versin. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğimiz bir şey, ya herkes koy ürününü satsın koy pazarında. Nasıl? Herkes koy ürününü satsın, kendi ürününü yani. Ha, herkes? Yani manavdan alıp da satıyorlar. Yani manavdan alıp da satan çok. Yani benim anladığım burası köy pazarı. Yani evet. Köylü üretirse, evet, ürettiğini getirsin. Aynen. Burası ticarethane değil, köylünün ürettiği malının satış, aynen, yeri diyorsunuz. Aynen. Bunu da artık yetkililer duyuyor. Artık... Köylü mesela, köylü mağdur oluyor, manavla satıyor burada. Evet, anladım. Yani. Evet, hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol abi, hayırlı günler. Siz tüketici misiniz? Ben mi? Yok, müşteriyim ben. Müşterisiniz işte. Ben tüketici diye o anlama diyorum. Nasıl? Ürünlerini buradan mı alırsınız ürünleri? Valla geliyorum benim. Bizim kızımız bu. Anladım. Onun için hep buraya geliyoruz. Hep buradan alıyorsun. Ha, ürünleri gel. Lezzetli mi? İyi iyi, Allah'a şükür. Hayırlı işler. Hadi sağ olasın. Bizi bile çekmeyelim. Evet, delikanlı, hayırlı işler. Sağ olun abi. Nerenin bu ürünler? Bağlar'dan geliyorum. Efendim? Bağlar. Bağlar'da. Nasıl, satışlarımız iyi mi? Satışlarımız iyi Allah'a şükür. İyidir diyorsunuz. Evet, hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Beyefendi, siz tüketici olarak köy ürünlerini mi tercih ediyorsunuz? Vallahi ben İstanbul'dan geliyorum. Boyabat'tayım. Boyabat'ın Dairi köyündenim. Evet. Organik her zaman iyidir. Boyabat'ımız organik satmayı sever.
halka hizmetmeyi sever. Kendim de asker emeklisiyim. Ziyarete geldim memleketimi. İyi ki böyle bir başkanımız böyle bir şey yapmış. Bir yere kaldırmışlar, tekrar koymuşlar bunu. Evet. Memnun oldum. Sevgili başkanımız zaten bizim köyün karşısında komşu köyümüzdendir. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. En azından işimizi sindiresinler, bir şeyler alıyoruz ve yani yiyoruz. Yani vatandaşın doğal ürünler yemesi için böyle bir pazara ihtiyaç var diyorsunuz. Daha önceden vardı, bu başkanımıza nasip oldu. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Yerli üretici de yani ürünlerini değerlendirebilsin. Böyle bir yer olsun ki. Onlar tabii ki değerlendirebiliyor. Biz değerli bir şekilde de o kaliteli ürünleri zevkle yiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı işler beyefendi. Hangi köyden, köydensiniz? Kurusaray köyünden. Kurusaray köyünden kim derler size? Ben Recep Açıkbaş. Recep Açıkbaş. Evet. Ne derler? Evet. Babanızın meşhur bir babanız vardı. Babam zurnacı Sadık. Zurnayı yapardı. Hem zurnayı yapardı hem çalardı. Çalardı. Zurnacı Sadık'ın oğluyum ben. Şimdi Kurusaray köyünde sulu tarım var. Değil sulu mi? Kurusaray köyü sulu saray oldu şimdi. Neden sulu saray oldu? Barajdan? Barajımız var. Yapandan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Evet. 4. Murat'tan kalma. Köyünü, ismini evet. Alma. Padişahımız, Osmanlı Padişahımız 4. Murat, 4. Murat'ın Kurusaray köyü ismini alma. Oradan doğru kalmış. Oradan doğru kalmış oluyor. Evet. Kışla Mahallesi ve askeri ismi Kışla'daymış. O zaman saraymış ama yani kuruymuş. Yani o zaman su yokmuş. O zaman su yokmuş. Kurusaray. Saray evet. ismini orman Anladım. Almış. Evet. Şimdi de sulu saray oldu. Şimdi yani ne ekersen oluyor diyorsunuz ne değil mi? Ne ekersen oluyor. Oluyor. Bak burada domatesler çok güzel. Domatesimiz, fasulyemiz. Kaç lira domates? Bamyamız, domatesimiz 5 lira. Fasulye? Fasulyemiz 10 lira. 10 lira. Mısırımız var. 6 tanesi 10 lira. Mısırın 6 tanesi 10 lira diyorsunuz. Evet. Peki size hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol. Teşekkür ettim. Tamam. Yok. Hemen daha çıkışta Esmer Kayabozu'nun odası çıkışta sağda. Beyefendi hayırlı işler. Nasıl sağ işleriniz? Teşekkür İyi mi? Teşekkür ederiz abi. Nerenin ürünleri bunlar? Çarşaklıyım abi. Çarşak. Evet. Ürettiğiniz ürünleri satabiliyor musunuz? Yani bitiyor mu bugün abi, getirdiğiniz ürünler? Satıyoruz abi. Durağına gidiyoruz. Buraya geliyoruz satıyoruz. Para kazanıyor musunuz? Şükürler diyelim. Olsun. Emeğinizin karşılığını Şükürler alıyor musunuz? Şükürler olsun. Hayırlı Çalışan adam hiçbir zaman aç kalmadı. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol abi. Evet, köy pazarına sona doğru geliyoruz. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür, iyiyiz abi. Burada neler var? Kuru bakliyatlar falan var. Bunlar kendi ürünümüz mü? Evet. Kendi ürünümüz. Evet. Sebzeler de kendi ürünümüz. Evet. Bu arada afiyet olsun. Şöyle tamam. Bir bakalım. Şu mantara. Nedir bu? Mantarın kilosunu kaç lira aldınız kanlıca? 20. Lezzetli mi? Tabii. Abi. Evet. Bir tane uzatalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bravo. Hayırlı işler. Ya şimdi şu bunun adına Uvaz diyorsunuz evet. değil mi? Uvaz. Uvaz daha hamlaşmış. Bu biraz olgunlaşmadan evet. yenmez. Kaç lira bunun kilosu? 15. 15 lira diyorsunuz. Evet şöyle de bakalım. 15 lira diyorsunuz. Peki Kızılcık'ın kilosu ne kadar? 12,5. 12,5 lira evet. diyorsunuz. Peki afiyet olsun bu arada. Evet bugünkü köy pazarında vatandaşlarla görüştük, çekimler yaptık. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız daha çok seviniriz. Boyabat'tan selam ve sevgiler.